Bizler iteration'da çalışırken bir kişilik projeler yapmıyoruz. İstisnası belki vardır ama yani küçük bir istek gelmiştir bir şey. Genelde bir ekip oluşturuyoruz ve bu ekip çerçevesinde işlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ve işlerin de baktığımız zaman projeler anlamında ölçeklenmesi, bu yazılımdaki cloud ölçeklenmesinden bahsetmiyorum. Çok pardon, bir yandan da şu chat'i de kapatayım, bana ulaşamasınlar, mesajlar gelmesin. Ölçeklenme tarafında değişiklik olabiliyor. Yani burada çeşitli yazılım işi kompleks bir iş, karmaşık bir iş. Bu karmaşıklığa neden olan kısımlar burada bahsedilen ölçeklenme alanlarındaki farklılıklardan kaynaklanıyor. Mesela team size'e bakarsak işte 10 kişi, 25 kişi, 100 kişi, 250 kişi. 250 kişiyle yazılım yapılması nasıl bir şey acaba? Baktığınızda. Ben yaptım mı? 100 plus'ı gördüm. Ayrı bir konu. 250 plus'ı hatırlamıyorum. Yani istatistik olarak. 100 plus'ı var mıdır soru İsmail Bey? Yok, sadece dinliyorum. Tamam, mikrofonunuz açık kaldı. O zaman bilginiz olsun. Tamam. 100 plus'ı gördüğüm taraf şöyle. Bizim ekibimiz core development yaptığımız bölümle ilgili işte dün iki pizza örneği takımlarda bahsettik. Biz 9 kişiden fazla olursa yönetimi zor bu işlerin diyoruz. Ama 9 kişi development yaparken arka tarafta bağımlı olduğumuz paydaşlarla beraber ve müşteri takımıyla beraber bu sayılar artıyor. Mesela bir test ekibi oluyor müşteri tarafında. Test ekibi sadece 10 kişi. Baktığınızda buradaki development yapıyoruz. Arka tarafta bir backend takımı oluyor. Onun sayıları belli bir rakamda. Onlar bir şey hazırlıyorlar. Biz ön yüzünü bazen yapıyoruz. Onlar bir şey hazırlıyorlar. Biz bazen backend tarafını yapıyoruz. Ama tüm ekiple paydaş sayısına dönüp maillerimi bir taradığımda bu projede kaç kişiyle yazışmışız diye 100 plus gördüğüm bir telekom projesi var elimin altında. Çok fazla da bunu irdelemiyorum, onu da dillendireyim. O ekipteki sayı yükselince böyle bir şey olmuştu. Peki biz ne kadar büyüklükte ekipler kurmak istiyoruz? Biz yönetebileceğimiz kadar büyüklükteki ekipler bizim açımızdan daha iyi. Ne demek yönetebilmek? Şey, Scrum teamlerdeki size'ı söylediler. 7 artı eksi 2 ya da 3 tire 9 buradaki yaklaşımlarda. 9 kişilik, 10 kişilik ekip iteration tarafında olsa yeterli gördüğümüz kısım. Müşteri tarafındaki ekipler, onlara döneceğiz bakacağız. Orada buradaki distribution taraflarına baktığımız zaman bir tane bölüm departmanla çalışıyor olabiliriz. Bir tane şirketle çalışıyor olabiliriz. Birden fazla şirketle çalışıyor olabiliriz. Organization distribution'lar değişebiliyor. Bazen de biz bir iş yaparken işin içerisinde tek bir şirket olmuyor. Biz mesela bir projede alt yüklenici olarak çalışıyoruz. Alt yüklenici ne demek? Üste işi alan bir firma var, size yazılım tarafını sadece veriyor. Bunun belki donanım tarafıyla ilgili işleri, aynı zamanda lisans satışıyla ilgili işleri yapıyor. Ve karşısındaki firma da departmanlarıyla beraber tüm firma. Bunu bir havacılık sektöründen bir firma olarak varsayın, koskoca bir firma. Bir firma bu işi alıyor, altında da başka alt yüklenicilerle beraber mobilini yaptırıyor, webini yaptırıyor, yazılım anlamında cloud tarafında bir şeyler yapıyor, backend tarafında bir şeyler yapıyor, içerik yönetimi için başka bir şey yapıyor. Bir yazılım projesinin içerisinde birden fazla firmada olabiliyor. Hal böyle olunca bu arada bu şirketlerden bazıları onların lokasyonunda çalışabiliyor, bazıları aynı binada çalışıyor, bazıları farklı zaman dilimlerinde çalışıyor, global olduklarından dolayı. Mesela yine çalıştığımız projeler içerisinde müşterilerimizden bir tanesi Hindistan'da çalışıyor. Bir projemizde bir rolümüzdeki kişinin işlevi Hindistan'la ekip arasındaki iletişimi kurmaktı. Farklı farklı yaklaşımlarda işin büyüklüğünde ortaya çıkabilen bir rolden bahsediyoruz yaklaşım içerisinde. Zaman dilimleri farklı olduğundan dolayı aynı zaman diliminde çalışmayı, farklı zaman dilimlerinde çalışma avantajları ve dezavantajlarından yararlanma veya bu dezavantajlara uğrama imkanlarımız oldu. Mesela şu anda da bir projemizde müşterimizin çalıştığı bir ekip Çin'de baktığınızda. Türkiye'de biz varız, Çin'de başka bir ekip var. Yaklaşık 6 saat zaman farkı var. Baktığınızda onların iş güçleri biraz daha iyi. Geceliğin gündüzün cevap veriyorlar. Ama cevap verme tarzı değişiyor. Neden iyi cevap vermiyor? Çünkü adam telefonunda. Sen onu kendi açından saat 6'da yolluyorsun, onun açısından saat 12 oluyor baktığınızda. Domainler değişebiliyor.
Yani bu arada Ethereum'un bildiği tek domain yazılım domaini. Öyle nitelendirebiliriz. Girdiğimiz projeler içerisinde birçok alanda bilgi sahibi olabiliyoruz. Sigortacılık olsun, finans olsun, havacılık olsun, e-ticaret olsun, buradaki perakendecilik olsun, çeşitli projeler yaptık. Bu projeler içerisinde işi de öğrenme fırsatımız olabiliyor. Ama bizim iddiamız şu, biz yazılım yazmayı biliriz, işi iş sahibi bilir. Bu çerçevede de genelde müşterimizin işi bilmesi konusunda beklentimiz var. Çünkü onların işlerini çok iyi bilmesi lazım. Biz de yazılım yapmayı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Beraber bir işbirliği oluşturalım mantığı içerisinde gidiyoruz. İş sahipliğinde de bazen içerisinde bulunulan domainlerin karmaşıklığı ortaya çıkabiliyor. Mesela havacılık sektörü. Ben şöyle bir soru sorayım size. Bilgisi olan var mı? Bu son bir yılı es geçiyorum ama ondan öncesi için soruyorum bu soruyu. Türkiye'nin en büyük e-ticaret şirketi kimdir, bilen var mı? Sahibinden mi? Sahibinden. Başka? Kilo bezinde bakıyoruz. Hepsi burada. Hepsi burada. Hepsi burada. Başka? Gitti gidiyor geldi. N11 var. N11 var. Tamam mı? Hep kapımızda e-ticareti burada satın aldığımız şeyler. Hiç bilet alan var mı? Türk Hava Yolları'ndan. Türk Hava Yolları'ndan aldım. Türk Hava Yolları birinci sıradaydı yanlış hatırlamıyorsam. En son 2020'ye bakıldığında. Türk Hava Yolları birinci sıradaydı diyorsun değil mi Mehmet? Çünkü evet. Türk Hava Yolları global satıyor baktığında. Ve bu global satış çerçevesinde dünyanın her yerinden insanlar bu siteye giriyorlar. Ve mesela örneklemek gerekirse bizim bilmediğimiz bir sürü payment yöntemine entegre. Biz işin içerisinde olmadığımız zaman bunu bilme şansımız yok. Ama her ülkede farklı farklı ödeme yöntemleri var ve bu ödeme yöntemleri için yazılım gerçekleşmesi gerekiyor. Bu sadece şeyle alakalı, ödeme yöntemindeki karmaşıklık. Bir taraftan login'i var, bir yandan içerik hazırlamanız gerekiyor, farklı yüklere, farklı içerikler. Dikkat ediyorsanız çalıştığınız domainin kendi içerisinde de farklılaşmaları ve zorlukları ortaya çıkmaya başlıyor. İşin teknik tarafında zorluklar ortaya çıkabiliyor. Birden fazla teknolojiyle yazılım yapıyorsunuz, o teknolojinin birden fazla versiyonuyla yapıyorsunuz. O teknoloji dışında birden fazla ürüne entegre olabiliyorsunuz baktığınızda. Ve bunları büyütüp ölçeklemek zor bir iş. Kim yapacak bu işi? Yazılım ekibi yapacak. Peki bu yazılım ekibi dediğimiz kişiler kimler? Şimdi bu şeyden alınmış, Disciplined Agile'dan alınmış bir örnek. Bizim burada Disciplined Agile team'imiz olduğunu varsayalım, Agile team'in içerisinde. Orada kendi rollerimiz var, bir product owner var. Ben bu slide'da bu ekranı almamın nedeni sağ tarafı göstermek. Stakeholder denilen bir kavram var, paydaşlar. Paydaş dediğimiz kişi bir şekilde yaptığınız işten etkilenen kişi. Tamam mı? Hem içeride hem dışarıda olabilir. Mesela son kullanıcılar yaptığınız ürünle ilgili olan paydaşlardan bir tanesi. Biz bir havacılık şirketine iş yapıyor olabiliriz ama siz son kullanıcı olarak orada yine paydaşsınız. Yaptığımız bir hata sizi etkiliyor oradan gel. Ama buradaki iş yaptığımız firmanın içerisinde işte ne rolleri varmış? Support engineer var. Destek yapacak. Biz proje yapıyoruz. Bizden sonra desteği birisinin alması gerekiyor. Bu da bir takım oyuncusu. Ya da diyorum ya, biz havacılıktan anlamayız, biz perakendeden anlamayız, sigortacılıktan anlamayız. En azından böyle demek istiyorum. O zaman bu işi bilen birisinin gelmesi lazım. Bazen ilgili şirkette de bu işi bilen birisi tüm detaylarıyla beraber olmayabiliyor. O zaman onlar da gidip danışman tutuyorlar domain knowledge'ı elde etmek için. Burada expertler var. Dış takımlar olabilir, farklı farklı işler yapan. Ürün yönetimiyle ilgili kişiler olabilir. Yönetim katmanındaki uzman kişiler olabilir, operasyonları gerçekleşen olabilir, finans tarafında, muhasebe tarafında para veren, bu işten sorumlu olan, sponsoru olacak olan kişiler olabilir, denetçiler olabilir. Tüm hepsi aslında bir yazılım diye baktığımızda o yazılımdan etkilenen kişiler ve bunlar her biri fonksiyonel veya fonksiyonel olmayan gereksinimler çerçevesinde bir istekte bulunabilirler. Ve bu aslında bakarsanız büyük proje ekibinin paydaşları. Bizim taraftaki tarafta ise development team var baktığımızda. Bizim taraftaki development team'in buradaki biz kavramı, biz müşterimizle beraber de development team'i ortak gerçekleştiriyor olabiliriz. Hem iteration'dan insanlar olabilir,
hem ilgili firmanın personelleri de geliştirme yapıyor olabilir. Bu üç kritik rol tanımlıyor. Burada yine ismi tecrübel üzerinden gidecek olursak. Bunlardan bir tanesi product owner, bir diğeri architecture owner, bir diğeri team lead baktığımızda. Product owner'ın sorumluluğu doğru ürünün yapılmasını tanımlamak. Biz bazen yazılımla uğraşan kişiler olarak deriz ki bu ürün yöneticisi de bilmiyor bu iş. Ne yapılacağını biz daha iyi biliyoruz veya o öyle yapılır mı? Şimdi insanlar bilmiyor olabilir. Biz de yazılım yapmayı bilmeyebiliriz. Siz de development tarafında eksik olabilirsiniz. İnsan olmamızın temelinden gelen bir dört dörtlük olamama durumu var. Ama sorumluluk olarak bakarsak o ürünün doğru bir ürün olarak yapılmasından sorumlu olan kişi iş sahibi. Ürün sahibi baktığınızda. Bir diğer de mimari sahiplik. Bu mimari sahiplik tanımı şeyde çıkıyor, Scrum tecrübesinde çıkıyor. Bir mimar olarak diye bakabilirsiniz. Eğer Scrum'dan bakıyorsanız böyle bir rol yoktu hatırlarsanız. Kim vardı? Scrum Master vardı, Product Owner vardı, The Team vardı baktığınızda. Ama diyor ki Scrum tecrübesi, ya mimari açıdan da bu işin sahipliğinin olması lazım. Çünkü işin kaliteli, düzgün bir şekilde yapılması lazım. Bu mimari sahip dediğimiz kişi de ürünün doğru yapıldığını aslında belirleyecek olan kişi baktığınızda. Bir de takım lideri var. Takım lideri de hızla alakalı. Takım ve o takımın liderliği bu ürünün hızlı yapılmasını talep eden kişi. Eğer ki bunların üçü ortak bir nokta içerisinde düzgün hareket ederlerse o zaman doğru ürün doğru zamanda doğru bir şekilde ortaya çıkıyor. Ama eksikliğin olduğu yerlerde çeşitli varyasyonlar açıklanmış. Birinde çok iyi bir ürün çıkıyor. Baktığın zaman çok güzel de kaliteli çıkıyor ama çok uzun zamanda çıkıyor. İstediğiniz zamanda piyasaya çıkamadığı zaman o müşterideki muhtemelen uzman yönetici kadrosundaki kişiler ve sponsorlar bu işten rahatsız oluyorlar ki pazara çıkışla ilgili olarak sorunlarımız var. İstediğimiz hızla çıkamadık, rakip bizden önce çıktı, yaptığınız proje çok güzel veya çok kaliteli ama adamlar aldı sildi süpürdü. Şimdi bir tarafta zaman şeyi var. Bir diğeri eğer ki düzgün bir ürün tanımlayamadıysak yanlış ürünü bir defa çıkartıyoruz ve paydaşlara sunuyoruz. Orada zaten fail ediyoruz. Bir diğerinde de bir ürün ortaya çıkartıyoruz ama bu ürünün kalitesinde sorunlar oluyor. İşte mobil bir application yaptığınız zaman ürünün kalitesinde sorun varsa hemen insanlar o App Store üzerinden yorumları yazmaya başlıyor. Siz de yorumları aldığınız zaman zaten indirmiyorsunuz. Bakma ihtiyacı bile duymuyorsunuz. O zaman doğru bir ürünü yapmak için doğru bir takıma ihtiyacınız var. Bu doğru takımda da en az 3 tane lidere ihtiyacınız varmış bu yaklaşım içerisinde. Doğru ürünü, doğru projeyi tanımlayan iş sahipleri ya da ürün sahipleri bu işin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak bir mimari sahiplik, teknik sahiplik ve bu işin de hızlı yapılmasını sağlayacak olan bir takım lideri baktığımız zaman. Bizim ekip küçük olursa, tek kişi olursak biz ne yapacağız? Hem işleri doğru tanımlayacağız, hem doğru mimariyi tanımlayacağız, hem de hızlı yapacağız. Mümkün mü? Mümkün. Ama şöyle bir şey var. İşte bir senede 11 kişiyle yapılan bir projeyi bir kişi 11 senede yapıyor. Demek ki zamanlama açısından bir sorun çıktı ve buradaki mümkünlük aslında bakarsanız ortadan kalktı. Onun için takım halinde çalışmak lazım. Bireysel olarak yapacaklarımız büyük kurumsal yazılımlar anlamında bir şey ifade etmiyor.